Medya Haber'den iyi akşamlar. Kısa bir aradan sonra, bir üç haftalık aradan sonra tekrar sizinle beraberiz. Küçük bir rahatsızlık da önemli değildi. Tekrar Medya Haber'de gündemde, Türkiye'nin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Üç konuğum olacak bugün. Fatih Polat, Kemal Can ve Kenan Kırkkaya, üç gazeteci arkadaşımızla Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Konuklarımıza hoş geldiniz diyeyim. Fatih, Kenan, Kemal, her üçünüz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasınız, teşekkürler. Geçmiş olsun Sayın Hocam. Çok teşekkürler Kenan, sağ olasın. Doğrusu ben hepinize isminizle hitap edeceğim. Uzun yıllar birlikte de çalıştık. İzleyiciler de hoş görür sanırım bu arada. Fatih'ten başlayalım hemen istiyorum. Bu üniversitelerdeki hareketlenme, bununla ilgili hem iktidarın hem muhalefetin tutumundan başlayalım istiyorum. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler rektörü tanımadılar, kayyum olarak tanımladılar. Hemen ardından da ciddi bir direniş sergilediler. Yani ses getiren kitlesel gösteriler yaptılar. Tüm bunlardan yola çıkarak, bu gelişmelere bakarak hem iktidarın hem muhalefetin tutumunu bize özetlemeni isteyeceğim Fatih. Nedir? İktidar ve muhalefet bu tablo karşısında ne düşündü, ne yaptı? Yani aslında üç ayaklı bir fotoğraf var. Bir tarafı iktidarla ilgili, bir yanı muhalefetle, bir yanı da tabii üniversitede öğrencilerle ilgili. Aslında bakıldığında iktidarın tavrı uzunca bir süredir temsil siyasetini merkeze kilitleyen, merkezi sınırlayan ve üniversitelerden de aşama aşama aslında seçimli hukukunu tasfiye eden bir sürecin ardından geldi bu atama. Yani bunu zaten AKP daha önce de hissettiriyordu. Aslında belediyeleri, HDP'li belediyede seçilmiş belediye başkanlarını tutuklaması, yönetimleri görevden alması, kayyum ataması gibi en son derneklerle ilgili bir adım var iktidarın. İşte barolarla ilgili oldu. Şimdi toplam olarak siyasetten hak talepli temsil mücadelesini ortadan kaldırmaya dönük bir tutum görüyoruz iktidarın tavrında. Ve iki kutup arasında siyaseti sıkıştıran, birini zaten etrafını dağıtmaya çalışan, yani seçenek olmaktan çıkarmaya çalışan, bölmeye çalışan ve kendi karşısındaki muhalefeti terörize ederek kriminalize etmeye çalışan ve sürekli bir terör söylemiyle hapsetmeye çalışan bir iktidar siyaseti var. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemi bize şunu tekrar hatırlattı aslında. Yani bunu daha önce baroların Ankara yürüyüşünde gördük. Çok güçlü bir şekilde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kadınların eylemlerinde gördük. Türkiye'de güçlü bir kadın hareketi var. Siyasetin can damarı aslında hak talepli mücadelelerde yatıyor. O tasfiye edildiği zaman iktidar çok kolaylıkla aslında sandıkla sınırlı bir siyaseti gündeme getiriyor ve diğer taraftan da onu da zaten gayrimeşru hale getiriyor. Yani Türkiye'de bir 7 Haziran seçimleri yaşadık. Sonucunu iktidarın kabul etmediği, sonra 1 Kasım seçimleri geldi. Dolayısıyla bu aslında temsil siyasetinin kendisi, oyun kendisi de bir hak mücadelesiyle kazanıldı diye hatırlarsak eğer, üniversite öğrencilerinin seçildiğimiz rektörlü yönetilmek istiyoruz demesi ve güçlü bir aslında Gezi'nin esintilerini de içinde barındıran bir süreç yaşandı. Şimdi yani hem dışarıdan destek var, hem örneğin Gizli Özneler diye bir grup çıktı ve iki tane iyi şarkı yaptı. Seni bir daha üniversitede görmeyeceğiz diye bir mizahın gücünü de kullanarak. Tüm bunlara baktığımız zaman aslında seçme hukuku bakımından siyaseti etkilemeye dönük bir itme yapıyor öğrenciler üniversiteden. Bunun aslında genel siyaset bakımından da cesaret verici sonuçları olduğunu düşünüyorum ben. Ama Türkiye'de siyaseti şöyle okuma gibi bir problem de var. Peki araya girip işte kazandı mı kazanmadı mı gibi. Bu iktidarı ürküttü ama muhalefette nasıl bir etki yarattı? Muhalefette şöyle, muhalefeti aslında bir destekliyor sonuçta muhalefet bu şeyi. Hareketi destekliyor çeşitli açılardan. Ama diğer taraftan da tabii bunun muhalefetin de sonuç çıkarıcı bir özelliği var aslında. Gençlerin üniversitenin içinde yaptıkları bu mücadelenin. Yani sürekli
hak talepli mücadelenin diri tutulmasına ilişkin. Yani parlamentoya sıkıştırılmasının aslında siyaseti iktidarın ablukasını açık hale getirdiğine ilişkin bir fotoğraf ortaya koydu bu eylemler. Dolayısıyla bu boyutuyla da aslında kazanılmış bir şey var ortada. Şimdi genelde şöyle, solda da şöyle anlaşılıyor bazı meseleler. Mesela diyelim rektör görevden alındığı zaman mı bu kazanım olacak? Yani olmadığı zaman kazanım değil. Böyle değil. Yani sonuçta tarih boyunca bu tür mücadelelerin kendisi geriye bir şeyler bırakarak aslında çekiyorlar. Yani burada da rektör görevden alınmayabilir. Bu da bir sonuçtur. Ama bunun Türkiye'de hem üniversitenin mücadelesi bakımından hem de hak talepli mücadele bakımından aslında inşa ettiği bir şey var. Bu muhalefete de çok şey söylüyor. Mesela ana muhalefet liderine de şunu söylüyordur diye umuyorum, düşünüyorum. Yani hani aman diyelim sokak karışmasın yönlü bir siyasetle iktidarla mücadele edilemez. Böyle bir şey yok. Dünyada bu böyle. Yani gördük işte Amerika'da Trump seçimi kaybettikten sonra bile darbe girişiminde bulundu yani. Nihayetinde. Hani aşırı sağ daha sonra da Amerika'da gücünü devam ettireceğini görebiliriz buradan. Dolayısıyla siyasetin her zaman sosyal güç dengeleriyle tahkim edilmesi gerekiyor. Bunun olmadığı durumda iktidarlar her zaman parlamentodaki siyaseti de sandığı da sınırlamak için bütün devlet imkanlarını harekete geçiriyorlar. Dolayısıyla bunun bir hak talepli mücadele bakımından öğrenecek özellikler içerdiğini düşünüyorum açıkçası. Peki. Kenan'la devam edelim. Şimdi öğrencilerin aslında açıklamalarında, direnişte dile getirdikleri yaklaşımlarda işte gizli öznelerin kliplerinde bir şekliyle bu HDP'li belediyelere atanan kayyumlar da sık sık gündeme geldi. Yani o rektör kayyumu diğer kayyumlardan ayrı tutmadıklarını gösterdi. Şimdi tam da bu dönemde Van'da ve Hakkari'de özellikle HDP'lilerin geniş kitlesel eylemlerine de tanık olduk. Uzun yıllar sonra özellikle Van'daki bir ilkti doğrusu. Bu bağlamda sorduğumuzda iktidarın kayyum uygulamaları ve diğer gelişmelere karşı, diğer baskılara karşı birbirlerini tepkileyen, tetikleyen yeni bir dönem başlangıcı diyebilir miyiz? Bu üniversitelerdeki hareketliğin görülmesi, bir de belki muhalefete cesaret kazandırma. Özellikle ana muhalefete kastım. Yani biraz da belki etkili olabilecek olan o. Çünkü Fatih de dikkat çekti. Yani ana muhalefet hala sokaktan ürküyor, hala sol muhalefet de görünmekten ürküyor. Oraya da bir cesaret tetiklemesi yapar mı? Öğrencilerin tutumu üzerinden değerlendirmeni isteyeceğim doğrusu. Teşekkürler soru için. Ya bu meseleyi belki birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Fatih de işaret etti. Yani öğrencilerin bu dönemde böylesine bu koşullarda, bu kadar faşizmin, baskının, cenderenin arttığı koşullarda öğrencilerin bir itirazı seslendirmesi, dile getirmesi, bunun bedelini göze alarak öne çıkmaları kendi başına çok değerli bir girişim. Dolayısıyla hani kazanım oldu mu, olmadı mı, olacak mı, nereye evrilecek meselelerinden bağımsız bir şekilde bu hareketin bu dönemde ortaya çıkmış olmasının tek başına değerini anlamak lazım. İkincisi, bu kayyum meselesi önemli bir mesele. Yani evet, öğrenciler Boğaziçi'ndeki atamayı bir rektör ataması gibi değil de bir kayyum ataması gibi okuyorlar ki bu son derece doğru. Böyle yani kendi iradelerini hiçe sayan bir görevlendirme var. Bu sadece işte oradaki Boğaziçi'ndeki üniversiteyle ilgili bir durum değil. Türkiye genelinde gittikçe yaygınlaşan bir eğilim ve iktidar bize şunu söylüyor. Sizin ne düşündüğünüz, nerede durduğunuz, ne yapacağınız, ne istediğiniz beni hiç ilgilendirmiyor. Ben istediğimi yaparım ve buna da siz itiraz edemezsiniz. Bunun tercümesi bu. Ama bu şimdi bugün Boğaziçi'nde ortaya çıkmadı. Aslında yani o son derece dönemin ifadesi olan kelepçe ilk defa kayyum ya da Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına takılmadı. Yani bu bir dönem, bu bir geçiş süreci ve iktidar kendisini böyle tanımlıyor. Bir
bir kayyum rejimi biçiminde tanımlıyor, kurumsallaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında bu işin başlangıcı biraz bölgedeki belediyelere kayyum atanmasıydı. Yani buradan ortaya çıktı. Bu açıdan baktığımızda Kürdistan'daki, Kürt illerindeki uygulamaları bir çeşit aslında yani o bölgenin kendisini bir çeşit laboratuvar gibi nitelendirebiliriz. İktidar her türlü melaneti, kötü uygulamayı önce orada test ediyor. Daha sonra bunu Türkiye geneline yaygınlaştırıyor. O halde biz bunu yaşadık. İşte olağanüstü hal Türkiye nasıl tanıştı ilk o halde? Kürt bölgesinde uygulanan o halde tanıştı. Sokağa çıkma yasakları ilk Kürdistan'daki uygulamalarla tanıştı. Kayyum'la da ilk orayla tanıştı. Fakat burada şöyle bir handikap var. Maalesef ki bu uygulamalar Kürdistan'da başladığında toplumun geri kalan kesimi buna sessiz kaldığı için ya da başka türlü manipüle edildiği için bu yeterince ses çıkmadığı için diyeyim hem toplumda bir kanıksanmaya neden oluyor zaman içerisinde hem de daha sonrasında başka bölgelere Türkiye'nin tamamına yaygınlaşmasına vesile oluyor. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Şimdi sorunuza gelince. Yani evet bunlar birbirini tetikliyor, çok önemli. Bu toplumdaki bir birikmişliğin göstergesi. Boğaziçi'ndeki gösteride, Van'daki eylemde toplumdaki birikmişliğin göstergesi. Yani aslında toplum AKP iktidarının uygulamalarından rahatsız ve fırsatını bulduğu her koşulda bu rahatsızlığını bir şekilde dile getiriyor. Zaman zaman sessiz bir şekilde, zaman zaman eylem ve etkinliklerle dile getiriyor ve bunu yaparken de son derece cesur bir şekilde dile getiriyor. Yani Boğaziçi'ndeki eylem gerçekten hani geçmiş dönemlerle kıyasladığımızda epey cesur bir, radikal bir eylem diyebileceğimiz bir eylem tarzı. Van'daki eylem de öyle. Dolayısıyla bunlar evet birbirini tetikliyor, son derece cesur eylemler, bunların muhalefete yüklediği sorumluluklar da var. Muhalefete şu çağrıyı yapıyor aslında bu sokak eylemleri, bu gösteriler. Sorumluluğunu yerine getir. Biz rahatsızız. Bu rahatsızlığa öncülük edecek bir güceye ihtiyacımız var, bir ortaklaşmaya ihtiyacımız var. Boğaziçi'ndeki sesle Van'daki sesi buluşturacak bir yaklaşıma ihtiyacımız var mesajını iletiyor. Fakat bugünden yarına mevcut koşullar içerisinde bunun böyle birbirini tamamlayan bir eylem biçimine, hareket biçimine dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda emin değilim. Dönem böyle bir dönem değil. Belki kesintiler olacak ama bir şekilde toplum bu rahatsızlığını çeşitli vesilelerle bence dile getirmeye devam edecek. Fakat bu bugünden yarına çok büyük eylemlerin organize gösterilerinin olacağı anlamına gelmiyor bence. Peki. Kemal seninle devam edelim. Bu üniversitelerdeki hareketlenmeyi, diğer alanlardaki kitlesel hareketlenmeyi istersen sen de kısaca bir değerlendir ama bir de merak ettiğimiz şu, doğrusu son dönemlerde yapılan anketler var. O anketlerde de iktidarın oyunun ciddi biçimde düştüğü görülüyor. Son KONDA'nın yaptığı bir araştırma vardı 2020 Aralık. O da ilginç sonuçlar içeriyordu. Muhalefetin oyunun da yükselmediği orada görülüyor. Yani özellikle ana muhalefetin oyu bir şekliyle yerinde duruyor. Hatta küçük bir düşme de gösteriyor. Ama diğer taraftan HDP ile İYİ Parti'nin kendi oylarını korudukları yönünde de bir tablo var. Bu durumu nasıl değerlendirmek lazım? Yani İktidar özellikle AKP-MHP toplamı %50'nin altında, MHP baraj altında, HDP-İYİ Parti kendini koruyor, CHP istenilen oy oranına bir türlü gidemiyor, %22-23'lerde dolaşıyor. Ya bunun aslında şöyle bir tarafı var bence. Birinci mesele bu başkanlık sistemi diye oturtulan bu işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye adlandırılan şeyin siyasi tanzimiyle ilgili bir şey. O %50 artı 1'e ve o çoğunluğu alanın her şeyi aldığı bir siyasi tabloya göre biçimlenen bu mimari şöyle bir sonuç yarattı. Türkiye'de zaten iktidarın bir süredir yürütmekte olduğu kutuplaştırma siyaseti, yani bu aslında Gezi'ye kadar götürülür hatırlanırsa, evde zor tuttuğu
%50'den bahsettiği, Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği dönemde söylemek istediği aslında bu iki ayrı dünyadan bahsedip yerli milli diye bir başka dünya tarif edildi ve bu özellikle referandum sonrasında bunun bir yönetim sistemi halinde biçimlenmesine paralel bir siyasi algı yerleşti. Yani bunu iktidar özellikle ortaya koydu. O da şu. Yani bir %50 var. Yerli ve milli olan ve iradeyi, toplam milli iradeyi temsil eden şey. Ve dolayısıyla bütün siyasi adımlarını ona göre atıyor. Yani o belirleyici, ona konuşuyor, onun reaksiyonlarına, onun problemlerine ya da memnuniyetlerine ya da onun beklentilerine. Onun dışındaki her şey, her kesim, her grup, her örgütlenme, her dinamik kontrol edilmesi gereken, mümkünse de engellenmesi gereken. Evet. Bunun aslında özeti şu. İddia edildiği gibi bir oy konsolidasyonu ya da çoğunluk desteğini korumak değil, gücünü korumak. Yani o kendi desteğinin içerisinde gücünü korumak, karşı tarafa kabul ettirmekte bir strateji yürüt. Dolayısıyla işte Barot'tan PTB'ye saldırısına, üniversitelere kayyum atamasından, yerel yönetimlere müdahale ve kayyum politikasına, İşte sivil toplumu, medyayı kontrol etme biçimde, hatta kontrolü de yetmeyip artık doğrudan işte son çıkan, biraz önce Fatih'te değindi, son çıkan yasayla birlikte oralara da kalkma yetkisini alan bir düzleme doğru gidiyor. Dolayısıyla bu üniversite ve benzeri meselelerde de aslında derdi karşı taraftan nasıl reaksiyon geleceği değil. Karşı taraftan gelecek reaksiyon ya da orada oluşan reaksiyon muhalefetin motivasyonu açısından önemli. İktidarın bundan etkilenmesi açısından çok önemli değil. Çünkü iktidar aslında bunu terse çevirerek, Boğaziçi'de gördüğünüz gibi elitizm ya da terörizm tartışmasına taşır. Yani haklı bir demokratik çekimi ya işte izimle etkiliyor ya işte provokatörler karıştı. Benzerini işte geçmişte de gördük. Başka olaylarda da gördük. Bunu kendisi açısından kendisine dönen reaksiyonu yeniden çevirip kendisi için bir avantaja dönüştürüyor. Burada önemli olan bu tür gerçek problemlerden doğan muhalefet potansiyelini asıl olarak muhalefetin nasıl bir motivasyona çevirebilir. Önemli olan kısmı bu konuda mesela İstanbul Sözleşmesi meselesi çok önemli bir gösterge oldu. Çünkü İstanbul Sözleşmesi meselesindeki ayrışma ve problemin kendisi o iktidarın kurduğu 50'lik duvarları aşan bir etki. Çünkü muhafazakar çevreler açısından ya da iktidar partilerine daha önce oy veren çevreler açısından da rahatsızlık. Ekonomi meselesi de böyle bir şey yaşıyor. Çevre sorunlarında da böyle bir şey yaşıyor. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. İktidar asıl olarak kendi %50'sine dönük bir strateji geliştiriyor. Karşı taraf kabule zor. Bu strateji içerisinde kısmi erimesini yavaşlatıyor. Erime doğru ama erime koşullara göre çok daha yavaş ilerliyor. Buna karşı asıl becerdiği şey muhalefetin yükselmesini engellemek. Muhalefette Beyim abi senin söylediğin gibi iki tane şey var. Bir HDP oyunu koruyor, en dirençli seçmen orada. Bir de İYİ Parti'nin yine oyunu koruduğunu görüyor. Bunun dışında genel bir muhalefet yükselişinden bahsedemiyorum. Bu kadar çok sorun alanı olmuş. Burada en temel mesele bu muhalefet aktörlerinin bu tepki dinamikleriyle organik ilişkisi kurulamaması. Evet. Bazen bu sizin işaret ettiğiniz gibi bir tür endişeyle oralara
girdiğinde... Çok kısa araya girip sorabilir miyim? Bu özellikle ana muhalefette nasıl bir etki yaratır? Çünkü o da bu tabloyu gözlüyor ve bu tablodan bir ders çıkarması mümkün mü? Burada problem şu, iktidarın dayattığı o herkesin kendi pozisyonunu koruma refleksi henüz muhalefet tarafında da geçerli. O bunu kırabilmiş değil. Ve asıl olarak ana muhalefet partisi temel endişesi mevcuttan kaybetme korkusuyla, yani asıl bu dinamiklerle bir ivme yakalamak yerine mevcuttan kaybedebileceği, kendisinin suçlanabileceği, kendisinin kriminalize edilebileceği, seçmenin bir kısmının tepkisini duyabileceği ki bu aslında çoğu kuruntu seviyesinde yapıştırılmış şeyler. Çünkü pek çok pratikte bunun böyle işlemediğini görüyoruz. Ya da tersinden bakarsak korkudan kaçarak sonuçlardan kurtulamadığını görüyoruz. Suçlama yapmasınlar diye herkese mesafe koyuyorlar ama yine o suçlamalardan kurtulabiliyor değil. Böyle bir sır döngünün içerisinde yapıyor. Ama bu tür alanlardan doğan umut tepkiler işte kadınlardan, çevre hadiselerinden, öğrencilerden ve giderek artan biçimde ve artacak biçimde ekonomik problemlerden doğan şeyler belki muhalefetin bunlarla birleşmesi değil, onlar muhalefetici etki da cesaret yaratıcı etki oluşturabilirler. Peki, bu sonuç belki yani şu anda onun olduğunu görmüyoruz ama bu dinamik biraz ona doğru itiyor muhalefette. Henüz bunun buna uyum göstermiş değil. Değil. Evet. Fatih'le devam edelim. Biz yine bu bağlamda Fatih sormak istiyorum özellikle bu anketler üzerinde. Şimdi MHP aslında ittifaksız kalacağı bir seçimde barajı aşamayacağını çok iyi biliyor. Parlamento içindeki muhalefette de baktığımızda hala orada HDP ile birlikte görülmeme eğilimi çok yaygın bir şekilde var. Senden de mümkünse hem bu parlamento içi muhalefetin tutumu hem de parlamento dışı muhalif blokun biraz da bu süreci belki olumlu etkileyecek ittifak politikalarına ilişkin görüşlerini soracağım. Nedir bu konuda? Özellikle iyi bir gözlemci olduğunu biliyorum. Gözlemlerini de merak ediyorum doğrusu. Şimdi az önce Kemal'in işaret ettiği gibi muhalefeti de bloke etmeye dönük, savunmaya gitmeye dönük bir strateji kuruyor iktidar ve bu yakın bir zamanda ben sizinden hocaların içinde olduğu kutuplaştırma ile ilgili bir çalışmanın yani pandemi sosyal araştırma kente gidilmiş. Pek çok denekle görüşülmüş. 4000'in üzerinde denekle görüşülmüş. 100 ile görüşülmüş. Çok sağlam, iyi bir araştırma. Orada şöyle bir şey var. Şimdi AKP'nin tabanında da yani mesela pek çok birbirlerin hani AKP ile muhalefetin taraftarları birbirlerinin okuduğu gazeteleri, yayınları izlemiyorlar vesaire. Birbirlerine aynı mahallede oturmak istemiyorlar. Yani o mahalleden evlenmek istemiyorlar falan gibi şeyler var ama kutuplaşma zaten ekonomiyle ilgili araştırma şunu söylüyordu. AKP'nin tabanında da önümüzdeki dönem hani ekonomide kötü bir durum var ve önümüzdeki dönemde kişiler ailelerinin ve kendilerinin ve ülkenin ekonomik durumunun düzelemeyeceği konusunda ciddi endişelere sahip. Bu AKP tabanıyla tabanında aslında. Peki bu siyasette neye tekabül ediyor? Şimdi bu tabi düşünemiyor bize. Yine AKP'ye oy veren AKP tarafından mobilize ediliyor bir şekilde. Yani bu bir muhalefet oyuna dönüşmüyor. Az önce senin de ifade ettiğin o konuda araştırmasında da olduğu gibi. Ama şunu söylüyor, şimdi bir kere hayatın kendisi son iki seçimlerinde de görüldü. Sanayi merkezlerinde filan
kaybet ettiler. Ve örneğin 2021 kamuda 1 milyon 200 bin işçi için toplu iş sözleşmesi dönemi. Şimdi ücretin şimdiden erediğini biliyoruz. Şimdi böyle pek çok mesele. Hani baskı şeylerini geçiyorum. Ekonomideki aşınma kabiliyetli meseleler bakımından. Şimdi böyle bir zemin var. Burada nesnellik var. Muhalefetin bu gerçekliği üretmeye dönük bir siyaset yerine iktidarın baskısıyla işte ona mesafe koy, buna mesafe koy filan manasız bir şeye itiliyor olması gibi bir sorun. Ve burada bu pandeminin başında yanlış kullanılan bir kavram vardı, sosyal mesafe diye. O zaman Melek Göregen gibi iyi sosyologlar çıkıp dediler ki fiziksel mesafe yani mücadele. Şimdi muhalefetin de Fatih, şeyi aşması özür gerekiyor. Özür dilerim. İktidar blokajını aşıp sesimi duyuyor musun Fatih? Duyuyorum. Sesin gidip geliyor. İnternet zayıfladı herhalde. Bir şekilde istersen şimdi biz... nasıl? Bir devam et istersen, evet. Evet, yani gerekirse yani bir sorun devam ederse daha sonra mobilya da geçirelim ama şu anda alabiliyor musun sesini? İyi, şu anda iyi. Evet, dolayısıyla şeyin muhalefetin yani ekonomik sorunlar da aşındırıyor iktidarın aslında hareket alanını. Üzerine siyaset inşa etmesi. Büyük bir demokrasi sorunu var. Hem ciddi ekonomik sorunlar var. Burada savunma refleksi yerine iktidar talep eden, bu konuda insanlara güven verebilecek olan iktidarın ürettiği kendini onu sınırlayan evham siyaseti yerine daha özgüvenli bir siyaset üretmesi gerekiyor. Burada parlamento dışında kesimler, partiler açısından tabii bu ortada öznerlikler var. Bunların ikisi birlikte çalışıyor siyasette yani maalesef. Ama hayat şunu gösterdi son yerel seçimlerde. Aslında halkın talebi yani muhalefetteki halk yani muhalefete ilişkin halkı muhalefet partilerinin daha ilerisinde şu yerel seçimlerde gördüm. Aslında büyük kentlerde tabii burada HDP'nin oy desteğiydi. Büyük kentlerin alınmasında aslında. Ama AKP'nin tanından kaymalar da ülkede muhalefetin adaylarına oy verdiler. Bunların da iyi anlaşılması gerekiyor. Yani sokaktaki talep aslında daha ileride bir yerde duruyor. Muhalefetin Fatih istersen biz Kenan'la devam edelim. Bu arada arkadaşlar olmadı bir giriş çıkış yaparsınız tekrar yeniden. Çünkü bir ses çok dalgalı gidip geldi. Bir teknik düzenlemeye girersiniz arkadaşlarla. Kenan seninle devam edelim de. Şimdi iktidara yakın medya ilginç bir biçimde darbeyi gündemleştirdi bu son günlerde. Sanırım herhalde pek tutmamış olacak ki bu kez vazgeçti. Ama muhalefette seçimi gündeme getirdi. Özellikle seçim gündemini çok ciddi biçimde tartışmaya başladı. Bu darbe seçim kıskacında özellikle yaşananları sarmak istiyorum sana. Nedir gerçekten bu yaşanan? Senin bu tartışmaya ilişkin görüşlerin nedir? Yani Türkiye'de suni bir gündem midir yoksa gerçekten planlanmış bir gündem midir? Hesap kitaplar nedir bu konuda? Ya bence darbe tartışması Türkiye'de gerçekten ciddi bir tartışma. Fakat bu iktidar ya da iktidar yanlılarının işaret ettiği gibi değil. Farklı bir darbe mekaniği var ve bu darbe mekaniği hali hazırda cari, işleyen bir darbe mekaniği. Yani sorun şu, halk iradesine iktidar eliyle el konulduğu, gasp edildiği bir ortam elbette darbe ortamıdır. Yani siyasi iradenin yok sayıldığı ortam darbe ortamıdır. HDP'yi kapatalım tartışmalarının yürütüldüğü ortam bir demokrasi ortamı değil. Rutin, bizim alıştığımız tarzda
kuralların işlediği bir siyasi atmosferden bahsedemeyiz. Dolayısıyla evet, ortada bir darbe mekaniği var mı? Fakat darbe mekaniğinin göbeğinde iktidarın kendisi var. Bu iktidarın zihniyeti yer alıyor. Mesela şöyle bir gerçeklikten bahsedebiliriz. %0.23 oy almış Vatan Partisi eğer bu ülkenin rotasını, iktidarın rotasını ben belirliyorum diyorsa, yine bu %0.23 oranındaki parti HDP kapatılmalı tartışması başlatıyor, iktidar da buna dahil oluyorsa, bu bildiğimiz anlamda halk oyunun geçersiz olduğu koşulların varlığına işarettir, delalettir. Dolayısıyla bu aynı zamanda bunlar iktidara atanmış kayyum olarak da nitelendirilebilir. Yani hem Vatan Partisi hem MHP'nin bugünkü pozisyonunu böyle değerlendirmek lazım. Şimdi bütün bu işaretler neye gösteriyor? Bana biraz özellikle MHP'nin son günlerdeki çıkışı cemaatle iktidar arasındaki son dönem ilişkilerini anımsatıyor. Yani o gelgitli ilişkiler içerisinde dikkat ederseniz cemaatin çok fazla hırçınlaştığı dönemlerdi. Kürtlere çok fazla saldırdığı dönemlerdi. Operasyonun üstüne operasyon çektiği dönemlerdi. Sonrasında bir baktı ki 17-25 Aralık meseleleri patladı. Yani aslında perde arkasında başka bir dümen dönüyormuş. Yani bugün aynı düzeyde AKP ile MHP arasında bir gerilim var mı emin değilim. Ama MHP'nin bu düzeyde agresifleşmesi işlerin geri planda da iktidarla çok iyi gitmediğinin göstergesi olarak nitelendirilebilir. Şimdi bunların hepsi bir parça aslında iktidar tarafından da seçime hazırlık olarak nitelendirebiliriz. Yani bu darbe tartışmalarıdır. Bir süre önce hatırlarsınız başörtüsü tartışmasını başlattılar. Daha geçtiğimiz hafta işte sözde Cumhurbaşkanı tartışmasını başlattılar. Yani bir çeşit kendi kitlelerini de konsolide edebilecek, yeniden o mağdur dilini yaratabilecek bir hazırlık içerisinde de aynı zamanda. Sadece muhalefet erken seçim istemiyor. Aynı zamanda iktidar da olacaksa bir erken seçimin zeminini yokluyor, nabız tutuyor. Bunun için bence ciddi anketler, ciddi kamuoyu araştırmaları yapıyor. Fırsat bulduğu ilk anda böyle bir şansı deneyecek. Ama bütün göstergeler iktidarın aleyhine, yani lehine herhangi bir gösterge yok. Dolayısıyla bugünden yarına erken seçim beklemek bu koşullarda iktidar tarafından böyle bir adımın atılmasını beklemek çok gerçekçi gelmiyor bana. Peki tam buradan Kemal'le devam edelim istiyorum. MHP ortaklığındaki bu AKP iktidarının aslında tablo 2023'e kadar gitmeyeceğini bir şekilde gösteriyor. Yani bunu geniş bir kesim dillendiriyor. Ama şunu da biliyoruz. Erdoğan kaybedeceği bir seçime girmez. Ya da kendisini zor duruma bırakacak bir seçime girmez. Bu da yine o kesimin dillendirdiği bir tablo, bir durum. Ne dersiniz? Muhalefetin tutumu, biraz önce biraz konuştuk, siz de söylediniz o konuyla ilgili ama muhalefetin tutumu belirleyici olacak gibi ama cidden muhalefetin tutumu bu konuda sonucu belirleyecek noktaya doğru gider mi? Ya da muhalefet etkili olur mu? Ya şimdi önce şeyden yola çıkarak söyleyeyim. Birincisi bu iktidar, özellikle Erdoğan iktidarı seçimleri birileri istediği için, birileri zorladığı için, hatta şartlar zorladığı için değil, kendi ihtiyaçları için yaptı daima. Ve aslında seçimlere ihtiyaç duyan bir iktidar tarzı. Bu aslında bütün popülist, otoriter, bu birazcık çoğunluk meşruiyetine kendini yaslayan ya da işte bu milli irade, yerli milli söylemine kendisini yaslayan, Amerika'da Trump'ta da gördüğümüz gibi bütün iktidarların seçime bir tür ihtiyaçları var. Çünkü o seçim gücü ve meşruiyeti sağladıkları bir şey. Ama kazandıkları seçimler için geçerli bu. Yani dolayısıyla aslında bütün refleksleri de o seçimleri tekraren kazanmak. Bu yüzden bu
otoriterleşme süreciyle seçim periyodunun artması Türkiye'de üst üste de geldi. Üst üste seçimler, referandumlar sürekli bir tür kendisini halka oylatıp oradan güç tedarik ederek yürünen bir iktidar tablosuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu değişmiş değil ve seçimin olup olmaması ya da seçimle ilgili iktidarın tavrını belirleyecek olan orada kendisi için avantajlı bir şey görmesi. Yani erken seçim tartışmalarına da zaten herkes böyle bakıyor. Yani eğer araya kendisi girip, için... Araya girip sormak istiyorum. Yani bu dediğiniz iktidar açısından çok doğru. Şimdiye kadar da hep o yolu izledi. Ama muhalefet zorlayıp bu sefer iktidar üzerinden yeni bir sürece doğru ilerletebilir mi bu noktada? Özellikle muhalefet açısından tablo ne? Çünkü sonuç itibariyle muhalefetin zorlayacağı bir seçimde iktidarın hesapları alt üst olabilir, değişebilir. Evet, yani zaten yerel seçimden sonra muhalefet iktidarın gerilemeye başlamasını, aritmetik yani siyaset aritmetiğinin o işte mutlak çoğunluğa dayalı iktidar %50+1'i her zaman garanti edecek bir iktidar bloğunun artık olamayacağı fikri üzerinden bir önce bir baskı yaratmadı ama şimdi giderek diğer somut sorunlar da belirleşip bir takım araştırmalar da artık iktidarın çoğunluğunu kaybettiğini göstermesi karşısında bu denklemi yani siyasi aritmetiği iktidar üzerinde bir baskıya dönüştürmek istiyor. Fakat iktidarın yaptığı şu, aritmetik sorunu aritmetik alandan çıkartıp bir güç meselesine çeviriyor. O da şunu yapıyor, yani evet bütün araştırmalarda 50+1+2 iktidar bulamıyor. Doğru. Ama bu 50+1'den düşenlerin hepsi biraz önce konuştuğumuz gibi muhalefet bloğuna geçmiş değil. Kararsız diye bir cepte, bir arafta biriken bir seçmen var. Bu kararsız seçmenin önemli bir kısmı aslında daha önce iktidar seçmeni olan çoğu. İktidardan bir memnuniyetsizlik oluşmuş fakat bu henüz muhalefetle kendini ifade etmeye ikna olmamış. Yani gördüğümüz anketlerin, araştırmaların bize gösterdiği resim bu. Buradaki problem ne? İktidara %50+1'i artık bulamıyorsun diyorlar. Bu da işte çatlağa yol açıyor diyorlar. Tamam, güzel. Ama bu tarafa döndüğünde %50+1'i nasıl bulacağının cevabını veren kimse yok. Yani işte HDP'yi yok farz eden İyi Parti, işte biraz önce konuştuğumuz gibi korkularını halledememiş bir ana muhalefet parti. Ve asıl olarak da birlikte neyi yapacakların konusunda mutabakat oluşturamamış bir muhalefet bloğu. Yani dolayısıyla kararsız olan memnuniyetsiz seçmenin tamam buradan vazgeçiyoruz, bu bizi hayatımızı daha kötü hale getirdi ve biz başka bir şey olsun istiyoruz. Ama o başka bir şeyi onlar için tarif eden ve bunu birlikte tarif eden bir blok oluşmuş değil. Şimdi tartışma sürekli şuna yoğunlaşıyor. İktidarda çatlak var. İktidar ittifakı çatladı. Demek ki sonu geldi. Şimdi eğer çatlaklar üzerinden konuşacaksak ben iktidarın çatlağından bir değişim olacağından çok muhalefetin halledebildiği çatlaklarla bir gelecek kurabileceğini düşünenlerdenim. Evet, eğer çatlak üzerinden bir politik tahlil yapılacaksa iktidarın çatlağından bir değişim çıkması tabii ki mümkündür ama çok güçlü bir olasılık değildir. Ama muhalefetin kendi çatlaklarını halletmesiyle bir alternatif ortaya koyması, bu illa bütün noktalarında anlaşılan bir iktidar programı olması gerek. Çünkü şu anda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey bir ara revizyon, restorasyon her ne diyecektik bir geçiş
modeline ihtiyacı var. Bu konuda bir mutabakat oluşturan bir muhalefet tablosu. Yani herkes için ikna edici olacak bir muhalefet tablosunun ortaya çıkması lazım. Peki. İktidar tarafındaki çatlak konusuna kısaca şöyle değil. Buyurun. Orada bir çatlak var. Bu çatlak ama yeni bir çatlak. O başından beri olan. Sadece iktidar becerebildiği koalisyonun çatlaklarını belirli yapıştırıcılarla bir arada tutmayı beceriyor olmak. Evet. Ve oradaki problem özellikle MHP'nin daha agresif olması sadece Erdoğan döneminde vesaire tutması değil. O başık iktidar ittifakının diğer bileşenleri üzerinde de pazarlık gücü sağlamak. Çünkü onun içerisinde ittifak sadece iki partili bir iktidar ittifakı yok. İçerisinde sermaye var. İçerisinde bürokrasi var. Bunun içerisinde askeri sivil bürokrasi var. Toplam devlet var. Yani dolayısıyla baktığım zaman o koalisyonun çeşitli kesimleriyle bir güç mücadelesi sürüyor ve dolayısıyla sadece bir vesayet üzerinden Erdoğan üzerinden Bahçeli'nin kurduğu vesayet ama o vesayet girişmiş bir şey değil. Zaten bu ittifak kurulduğunda kabul edilmiş bir şey. Karşılıklı bir mutabakat. Evet. Evet. Fatih tekrar geldin ama umarım bu sefer sorun yaşamayız seste. Tam bu dönemde seçim yasasında değişiklikler yapılacağına dair tartışmalar da yaşandı. Özellikle MHP bunu çokça gündeme getiriyor. Bu MHP'nin kendisini ittifaksız da olsa bir şekilde yeniden meclise taşıma göstergesi mi? İşte HDP'yi de ayrıca seçim dışı bırakmak için bir yaklaşımı var. Bu konuda özel hesaplar mı sergiliyor? Bu yönde duyumlar da var doğrusu. İktidar bu dönemde böyle bir yaklaşım sergiler mi? Yine gidip geliyoruz ama bütünlüklü davranmadığını Kemal de söyledi. İktidar gerçekten muhalefet özellikle iktidarın bu tutumu karşısında bütünlüklü bir tutum sergileyebilir mi? Bir en azından geçiş dönemine dair bir kısa programla da olsa. Yani birkaç ayakta hani çok hızlıca şu söylenebilir diye düşünüyorum. Şimdi yani normalde biz siyasi akli dengeleri üzerinden düşününce diyoruz ki yani AKP ne yapıyor şimdi? İşte kayyum siyaseti yapıyor. Böylelikle Avrupa Birliği'ne de dünyaya da işte parti kapatmıyoruz diyor ama fiilen aslında siyasete partiyi kapatan bir şey yapıyor HDP özelinde. Ama şunu da yapabileceğini bilmek lazım. Mesela seçimlere dönük olarak işte bir şekilde HDP'nin hani tabanında yani bir sadakat bağlılık olsa da ufak bir aşınmanın bile bir şeyler getirebileceğini umarak kapatmanın da düşünülebileceğini yani iktidardan öyle bir şeyin gelebileceğinin de bir ihtimal dahilinde olduğunu bunun ben güçlü ihtimal olduğunu düşünmüyorum ama bu da şeydir seçeneklerin içinde diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi şu var. Yani muhalefet açısından şimdi hem hani Kenan'ın söylediklerinde vardı iktidarın sürekli darbe söylemini muhalefete ötelemesi. Kemalcan'ın hani muhalefete ilişkin yaptığı tahlillerde yani kendi çatlaklarını gidermesinin önemine yaptığı vurgular da vardı. Şöyle bir nokta var diye düşünüyorum. Şimdi bir aşınma var. İşte belli bir şeyi aşamıyor iktidar bloğu. Ama diğer taraftan şunu da biliyoruz. Mesela Orta Asya'daki modellere bakalım. Türkiye'nin hemen yanı başında. Onlarca yıl öyle yönetilen ülkeler var tek adamla. Dolayısıyla bu da bir modeldir yani. Şimdi muhalefet bunu değiştirme yeteneği gösteremezse bu bir şekilde kendi imkanlar üretmeyi de çalışacaktır. Bunu da bilmek lazım. Muhalefet içinde şöyle bir an var. Şöyle sorunlu bir nokta olduğunu düşünüyorum. Epey bir zamandır aslında akıllı siyaset muhalefet cephesinde matematiğe indirgendi. Yani nasıl yapsak da mesela işte bakıldığında elbette Davutoğlu'nun Babacan'ın AKP'nin dışına düşmüş olması aslında oy karşılığından da ziyade fikri olarak AKP'yi daraltan bir etki yapıyor. Bu bakımdan daha şey ederi daha fazla bir iş. Ama diyelim o olsun bu olsun şu olsun ben şu bazıları olmasın anlamında söylemiyorum ama şöyle oluyor. Böyle olursa %51 yahut da muhalefet şunu aşabilir mi gibi bir matematik yapılıyor. Oysa
Yani şimdi matematikte 2 kere 2 4 eder, 5 etmiyor diye matematiğe kızamazsınız. Ama politikada da politikadan hani 2 ile 2 5 etmeyecekse de politikaya gerek yok. Dolayısıyla şimdi biraz bunu aşan bir etki göstermek. Yani hatta şunu ben şöyle de gidecek diye düşünüyorum. Şimdi gerçekten CHP'nin İYİ Parti ile yaptığı ittifak zemini HDP'yi içermeye müsait midir? Şimdi CHP'nin hani dürüst ileride durması, geride durması, dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vermiş bir şeyden bahsediyoruz. Kendi hem tercihlerinden hem iç yapısındaki çalkantı ikisinden de yani kurucu parti refleksini de koyabilirsiniz bunun içine. Dolayısıyla çeşitli parametreler yine oynayacak ama bir de bazı birliktelikler gerçekten sağcı midir diye de sorabiliriz. Şimdi biz neyi murad ediyoruz? İktidarın değişmesini diyoruz ama belki siyaset öyle formülleri icat edecek ki yerel seçimlerde olduğu gibi herkesin diyelim mesela HDP ne yapıyor? %10'un üzerinde duruyor. Bütün bu dalgalanmaya rağmen aslında bütün baskı yani kaç parti bunu becerebilirdik? 2-3 kere belediyelere kayyum atandı ama buna rağmen bir yerde duruyor. Bu önemli bir şey. Şimdi belki işte herkesin kendi zemininde birikmeye çalışarak bir diyelim işbirliği platformu icat edici bir şey de olabilir. Yani yerel seçimlerde bu görüldü. Yani dolayısıyla şimdi burada İYİ Parti'nin pozisyonu ortada. Yani limitleri ortada olan bir partiden söz ediyoruz. Yani şimdi ama birileri çıkıp İYİ Parti'yi demokratikleştirebiliriz gibi bir iddiada bulunursa tabii bu da ilginç siyaseten tartışılacak bir şey olur. Dolayısıyla belki bütün bu gerçekliklerle iktidar değiştirmeye dönük neler yapılabilir? Yani hayat bu sorulara da yanıt talep ediyor bence. Ben hani iyimser olmamız gerek. Belki ses ona geliyor değil mi Fehim? He ses geliyor. Benim sesim İyimser duyuyor. Olmak şöyle bağlayayım. İyimser olmamız için muhalefet adına bir zemin var ama hayat bize hani muhalefetler dünyanın her yerinde bunu doğru değerlendiremediğinde diktatör rejimlerin devam ettiğini de gösteriyor. Çok kısa bir iki cümleyle cevaplasan yani MHP'nin özellikle seçim yasası değişikliği vallahi şöyle iktidar bir şey, içi bir çatlağın yansıması mı? Yok ya şöyle bir durum var. Ben bazen hani bak seyrediyorum şimdi Erdoğan için hani şu son açılım tartışmaları tekrar hani sondaj mı yapıyor hikayesinde de oldu. Yani kendisi fena değil de arkadaşları kötü filan. Böyle bir şey yok. Masayı kimin yıktı ortada, neden yıktı ortada. Şimdi bir devlet tercihi de var, bir başka tercihler de var. Bazen sınıfsal bağlamlar var. Şimdi MHP tabii ki her şeyi yapabilir yani kendisi açısından. Hem yani son işte gazetecileri de içeren işte hani saldırı. Gelecek Partisi vesaire bu saldırıları düşünelim. Şimdi tabii ki yapacaktır. AKP de başka imkanlar bulursa partner değiştirebilir. Bu da mümkündür. Yani ama nihayetinde ikisinin de birbirine ihtiyacı var gibi gözüküyor. Her türlü gayrimeşruiyete açıktır. Yani seçimi Kemal'in dediği gibi AKP kazanmak için seçim yapan bir parti sonuçta evet. Nihayetinde. Her türlü gayrimeşruiyete açıktır. Çeşitli biçimler denenebilir ama muhalefet burada nasıl bir pozisyon alacaktır? Yani gidip gelip. Siyaset dolayısıyla izlemeyi aşan bir şey var. Aslında hayat daha fazla imkanlar sunuyor. Burada muhalefetin de daha cesaretli ve çalışkan bir şey siyaset izlemesi önemli olacak. Peki. Kenan seninle devam edelim ama bu kez gidip gelip yine HDP'nin kapatılmasına yoğunlaştılar. Özellikle iktidar kanadından MHP bunu yoğun bir şekilde söylemeye başladı. 023'lük parti de aynı şekilde bu yönde gece gündüz politika üretmeye başladı. Ama baskıları arttırdıkça da direnişi büyüten bir HDP de var karşılarında. Sokağın gösterdiği tablo o. Son dönemlerde özellikle MHP'nin böylesi bir tutumu, kapatma tartışmalarını gündeme getirmesini soracağım. Yine bu tabloyu iktidar içinde de değerlendirmeni isteyeceğim. Nedir bu konuda yaşananlar özellikle? Neden bu konuyu yeniden gündeme getirdiler, beklentilerine. Ya çok basit, bir kere iktidar bloğu HDP'den kurtulmak istiyor gerçekten. Yani HDP iktidar bloğu 7 Haziran'dan beri iktidar bloğunun kendi amaçlarını gerçekleştirmek için öndeki en temel engel olarak görüyor, değerlendiriyor.
Bunu HDP'nin yaptığı siyaset, durduğu yer kadar önemsiyor ama bunun dışında oradaki kitlenin, tabanın talepleri üzerinden değerlendiriyor. Dolayısıyla HDP'ye saldırmanın nedeni, altındaki nedeni, iktidarın bu saldırısının nedeni HDP'nin kendisine karşı temel rakip olarak görmesinden kaynaklanıyor. Şimdi HDP kapatılır mı, kapatılmaz mı, kapatılırsa ne olur tartışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yer yer işte reel değerlendirmeler yapmak adına böyle bir şeyin mümkün olmadığı, iktidarın bunu göze alamayacağı şeklinde yorumlar da var. Ben bu yorumların son derece iyimser yorumlar olduğunu ve çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Geçmişte de bu tür hatalara düşüldü maalesef. Örneğin dokunmazlık tartışmalarında bunu yaşadık. İktidar göze alamaz, işte Demirtaş'ı tutuklayamaz, dokunmazlıkları kaldıramaz gibi neredeyse faşizmin kötülüğüne sınır çizen, onu sınırlandıran çok iyi niyetli değerlendirmeler vardı. Ben HDP'nin yani iktidar açısından HDP'nin kapatılma gündeminin ciddi bir gündem olduğunu, bu tartışmanın boş gündem saptırmaya yönelik bir yaklaşım olmadığını, 6-8 Ekim iddianamesinin de eğer detayları incelenmişse tam da bu amaca yönelik hazırlandığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda... Araya girip bir şey sormak istiyorum. İktidarı tanımlarken tek adam rejiminden, faşizmden söz ediyoruz. Ya da diğer taraftan işte yargıyı, emniyeti, orduyu her tarafı kontrol altında tuttuğundan söz ediyoruz. Şimdi böylesi bir iktidar, hele son yıllardaki uygulamalarıyla HDP'yi kapatmayı niye tartışsın? Arzu ederse emrindeki yargıyla bir günde yapar o işi. Ya bu da mümkün. Fakat işte bir meşruiyet sorunları var. Topluma anlatamıyorlar. Yani her şeye rağmen bunca yıldır işte 2015 yılından beri HDP'ye yönelik bütün saldırılarına rağmen işte eş başkanlar tutuklandı, belediyelerine kayyum atandı, şu yapıldı, bu yapıldı. Hala kamuoyu araştırmalarında HDP'nin gücünü koruduğunu görüyorlar. Dolayısıyla böylesine bir meşruiyet arayışları da var bence. Bunu birbirlerine karşı pazarlık kozu olarak da, basıncı olarak da kullanıyorlar. Bu Kemal Hoca'nın bahsettiği gibi yani iktidar içi çelişkilerden ya da çatışmadan medet ummak değil. Ama böyle bir vaka var önümüzde. Dolayısıyla iktidar paydaşları, iktidar ortakları bu meseleyi de kendi aralarında köpürtüyorlar. Şimdi dolayısıyla son derece bu konuda dikkat edin. Özellikle bu kapatma meselesine taraftar olanların savunduğu argümanlara dikkat edin. Cahilin cahili argümanlar ileri sürülüyor. Yani işte canım işte yani parti kapatma çözüm olmadı görüşüne karşı ama işte adam öldürmek, öldürenleri de biz cezaevine atıyoruz ama bu da çözüm olmuyor gibi son derece ipe sapa gelmez savunular da ortaya atıyorlar. Dolayısıyla bu meseleyi ciddiye almak lazım. Yani bu yaklaşımı, bu tehlikeyi ciddiye almak lazım. Bu tartışma bir süre sonra başka türlü bir noktaya evrilebilir ama bu şu anlama gelmiyor. İktidar HDP'yi kapatmak istemiyor anlamına gelmiyor. Eğer imkanları olursa bir günde bu işi bitirirler. Bunun için de bence bir parça o son derece aşılmış olan meşruiyet arayışı içerisindeler. Bunu yaratmaya çalışıyorlar. Böyle bir sorun var. Şimdi bunun ötesinde biraz önce tartışıldı. Yani şöyle tartışmalar yapılıyor. İşte bu muhalefet ne yapacak? Yani bütün bu saldırılar karşısında çarpıyorsun, bölüyorsun, eksiltiyorsun. Tablo ortada yani. Bu mesele İYİ Parti ile HDP'nin, HDP ile CHP'nin bir araya gelip gelmemesinin ötesinde bir mesele. Türkiye bir yol bulmak zorunda. Yani buradan çıkış için Türkiye bir yol bulmak zorunda. İlelebet bu böyle gitmeyecek ve burada sorumluluk muhalefet partilerine düşüyor. Ne yapılacak? O onunla bir araya gelmiyor, bu bununla bir araya gelmiyor, onunla çelişkisi var. Bu konudaki yani bu muhalefet toplumsal sorumluluğu üstlenmiş, bu cendereden çıkmak isteyen insanların taleplerine cevap vermesi gereken muhalefet bu tür savunularla içi geçiştiremez, bir yol bulmak zorunda. Evet. Bu iktidara karşı bir çözüm üretmek zorunda. Peki. Kemal, bu konuyla devam edelim istiyorum ama AKP açısından da ilginç bir tablo var sanki. Yani
geçmişte kendisine yönelik kapatmadan sonra yasal değişiklikler yaptı ve bu defteri kapattık dedi. Bu tartışmada da daha çok işi herhalde MHP ile 023'lük partiye yüklüyor, topu oraya atıyor. AKP içinde de sanki daha çok kapatma dışındaki yaptırımlara gitmeye dönük bir tartışmayı gündemleştiriyor. Nedir bunlar, bir tehdit olarak mı kullanıyorlar ya da HDP'ye dönük yeni arayışlar, yeni denemeler içindeler mi? O iktidar üzerinden değerlendirdiğinde, özellikle AKP üzerinden değerlendirdiğinde nasıl bir tablo var karşımızda? Ya ben de açıkçası Fatih de söyledi, Kenan Türkaya da söyledi. Ben kapatma gündeminin çok boş bir gündem olduğu kanaatinde değilim. Evet. Yani sadece şu örnekten bile baksak, af meselesinde de hatırlayalım. Bahçeli af şeyini, talebini ortaya attığında çok açık biçimde Erdoğan istemedi. Uzunca bir süre direndi ama sonunda çıktı. Şimdi de Numan Kurtulmuş üzerinden işte kapatma isabetli bir yöntem değil denmiş olması bir garanti vermiyor. Ben hala bunun bir olasılık olarak ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Fakat ben yaklaşım farkı açısından şöyle bir durum olduğu kanaatindeyim. Sanki AKP'deki eğilim HDP'nin kapatılması üzerine kurulan gündemi, bazen başka formülleri de devreye alarak, 6-8 Ekim iddianamesini kullanarak, belki dokunulmazlık fezlekeleri süreciyle birlikte biraz daha zamana yayılmış ve siyaseti esir alan bir enstrüman olarak mı kullanılacak, yoksa hızla ilerlenecek bir seçim aritmetiği için HDP faktörünü devreden çıkartmanın aracı olarak mı kullanılacak? Bunun hangisinin elverişli olduğuyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir tartma sürecinde olduklarını düşünüyorum ve bu konuda farklı yaklaşımlar olduğunu düşünüyorum. Ama her ikisi de şöyle bir tabloda HDP seçmeninin iktidar blokuna, AKP MHP blokuna gitmeyeceği, üstelik tam aksine daha da fazla karşıtlık geliştireceğini de bilmiyorlar mı? Tabii, ama eğer muhalefet bloğundaki çatlak, şimdi buradaki belirleyici faktörlerden biri, evet iktidar oy kaybediyor ama hala çok yakın bir dengede, yani kopmuş değil, yani bazı ölçümler 45'e kadar geri itiyor şeyi ama konuda da mesela 48'ler seviyesinde hal. Burada da belirleyici olan asıl, hı hı, kemik oyun değil, o potansiyel oyunu motive etme. Yani evet, tıpkı yerel seçimde AKP'nin kaybetmesine neden olan şey muhalefet oyunun artması değil, kendi seçmenin bir kısmının özellikle ikinci seçimde sandığa gitmemesi. Bunu motive edememesi. Bunu sandığa gitmeye haklı bir gerekçeyle ikna edememesi. Şimdi buradaki temel hesap, AKP'nin HDP'nin kapatılması durumunda HDP oyunun kendine gelmeyeceğini artık deneyerek defalarca öğrendiğini biliyor. Ama o oy potansiyelinin aynı kararlılıkta muhalefet desteklemek ya da muhalefetin kendine kapatmasında destek olmamış adayını arkasına geçmek konusunda aynı heyecan yüklemeyeceği hesabı yapılabilir bir hesap. Evet. Peki. Yani bu mesela aynı problem Amerika'da da yaşandı. Mesela Trump oy arttırdı aslında kaybettiği seçim. Fakat muhalefet daha iyi motive oldu. Daha çok motive olduğu için kazandı. Dolayısıyla aslında birkaç seçimdir Türkiye'de de görüyoruz. Asıl olarak daha fazla motive olanın sonuç alabildiği. Dolayısıyla kıracağı şey oy sayısı değil. Motivasyon önemli. Dolayısıyla bu hesap o açıdan başka türlü sonuçlar verebilir. Peki.
Ya aslında bir başlığımız daha var, onu da konuşmak istiyorum ama zamanımız da daralıyor. Her üçünüze de birer soru soracağım Fatih'le. Yine bu HDP'nin kapatılmasını konuşalım. Ama mümkünse üçer, dörder dakikayı, üç dakikayı hatta geçmeyerek yanıt verirseniz sevinirim. Fatih, bu HDP'nin kapatılması girişimlerine ilişkin doğrusu senin de görüşlerini almak istiyorum. Bu konuda hem parlamento içi hem parlamento dışı muhalefetin tutumuna da değinirsen sevinirim. Yani şöyle bir şey görmek gerekiyor. Şimdi yani bu ihtimalin büyük kısmını oluşturmuyor. Ama diğer taraftan da ya bir proje kurar iktidar. Şimdi o kadar sıkışmıştır ki. Yani ya HDP'nin tabanının HDP'nin arkasında durması, AKP'nin AKP'ye doğru kaymaması gerçeğinin test edilmiş olması ayrı bir şey. Ama ya yüzde yarımlık bile bir işte insanların adapte olamaması gibi bir ihtimal üzerine bile siyaset kurabilir. Yani HDP tabanıyla ilgili yüzde yarımlık bir şey üzerine bile bir ihtimal yani kurabilir. Bunu bilmek gerekiyor. Muhalefet açısından bakıldığında burada temel olarak siyasete canlı bir şekilde sahip çıkmak. Yani muhalefetle ilgili siyaset alanında iktidar o kadar bayılmıyor ki bir şeyi talep ettiği zaman sanki bu kötü bir şey yapıyor. Yani muhalefetin siyaset hakkı eşittir terör. Yani iktidarın tanımı böyle bir tanım. Yani her açıdan bu şekilde. Dolayısıyla bir kere halka, yani AKP'nin tabanı dahil olmak üzere halka güven veren bir yerden o mayınları temizleyecek bir özgüven ve şeyle, heyecanla yani böyle bir tereddütle değil de heyecanla muhalefetin siyaset kurması lazım. Hayatta daha fazla imkan sunuyor diye düşünüyorum ben açıkçası muhalefete şu an Türkiye'de. Peki. Son başlığımıza geçmek istiyorum. Şimdi sonuçta hepimiz biliyoruz dış siyaset bir şekilde içeriği de belirliyor. Özellikle AKP iktidarının tutumunu da belirleyecek gibi görünüyor. ABD'deki başkan değişimiyle Avrupa Birliği'nin tutumunu konuşmak istiyorum. Kenan'la devam ederim. Şimdi Amerikan basınına yansıdı. Erdoğan yaklaşık bir aydır Biden'la görüşmek, telefonla görüşmek için randevu talep etmiş ama şimdiye kadar bu konuda bir yanıt alamamış. Ayrıca demokratlara yakın kurumlardan da Türkiye'ye, Erdoğan iktidarına dönük çok sert raporlar da yansımaya başladı. Henüz daha Biden başkanlığı devralmamışken bile. Şimdi bu doğrusu iktidarı korkutuyor mu? Çünkü farklı bir iktidar var. Her yere asarım keserim diyen bir Erdoğan var. İkincisi ise Erdoğan bu tablodan her ne kadar korktuğunu göstermese bile bir politika değişimine gider mi? Bu konuda da çünkü çokça ileri sürülen iddialar var. Ya da böyle bir değişikliği yapabilecek durumda mı? İktidarın ortakları işte o devletle birlikte olması boyutunda değerlendirdiğimizde. Cümle söyleyeyim. Yani bu konuda ben biraz farklı düşünüyorum. Evet, Türkiye'nin uluslararası alanda görünürlüğü, iktidarın, AKP'nin görünürlüğü, meşruiyeti son derece yıprandı. Geçmişte kendisiyle, Türkiye ile, AKP ile iş yapan birçok çevre bugün farklı arayışlar, farklı söylemler içerisinde. Fakat bu bana AKP'nin ya da bu mevcut iktidarın uluslararası güçler açısından işlevini bitirdiği anlamına gelmiyor. Ben böyle düşünmüyorum, böyle değerlendirmiyorum. Bu önümüzdeki dönem biraz krizde olacak. Avrupa Birliği ile ilişkiler de öyle gözüküyor. ABD ile ilişkiler de öyle gözüküyor. AKP'nin hamlelerini de en son Erdoğan işte geleceğimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz demişti. Şu an Biden yönetimi nezdinde yoğun bir lobi faaliyeti olduğunu biliyoruz. Yani Amerika'daki bilgilerin dışında ciddi çalışmalar da var. Bir çeşit yeniden kendini pazarlama hamleleri bu da. AKP'nin yeniden kendisini Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya pazarlama hamleleri. Fakat oradaki ilişkiler şöyle gelişmiyor ne yazık ki. Yani Türkiye işte demokrat olsun, Türkiye yönetimi demokratik bir yönetim olsun, insan haklarına saygı duysun,
işte özgürlükçü olsun gibi kriterler üzerinden ne yazık ki gelişmiyor. Biraz çıkarlar söz konusu orada. ABD en nihayetinde ilişkilere baktığında kendi çıkarlarını gözetecek. Türkiye ile neyi alıp neyi vereceğini hesabını yapacak. S-400 pazarlığı bunun içerisinde, Orta Doğu'daki gelişmeler bunun içerisinde, Kürt politikası bunun içerisinde. Keza Avrupa Birliği yine aynı şekilde, özellikle mülteci meselesinde son derece Türkiye ile çıkara dayalı bir ilişkilerine içerisinde. Ben AKP'nin bunu gördüğünü ve bunu son derece usta bir şekilde kullandığını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de bunu pazarlayacak ve yeniden hani bu ilişkileri, yani kendi politikasında değişikliğe gitmeden ABD'yi, Avrupa Birliği'ni memnun etmenin arayışlarına girecek. Bu mümkün mü? Bence mümkün. Yani Avrupa Birliği nihayetinde ya da Amerika Birleşik Devletleri içeride Erdoğan'ın ne yaptığına değil, kendilerine nasıl hizmet ettiğine, kendileriyle nasıl bir partnerlik ilişkisi içerisine gireceklerine bakacaklar diye düşünüyorum. Peki. Kemalcan, bu Avrupa Birliği tartışmaları bağlamında da sana sormak istiyorum doğrusu. Yani son dönemde özellikle Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin ciddi bir geri adım içerisine girdiği belli. Avrupa'da sanki bu konuyla ilgili rahatlamış gibi davranıyor ama bir başka beklenti de şu, ya da iddia diyelim, Avrupa'da tartışılan konuda işte Biden'ın iktidara başlamasını, başkanlığı devralmasını bekliyorlar. Ama Mart ayı itibarıyla Türkiye'ye dönük Avrupa'dan daha sert politikalar gelecek diyenler de var. Yani bir Avrupa Birliği, ABD ortaklığı da yaşanabilir diyenler var Türkiye'ye karşı. Sen de bir bu politikaların özellikle Erdoğan'ı nasıl etkileyeceğine dönük görüşlerini bizimle paylaşırsan sevinirim. Gerçekten Erdoğan'ı etkiler mi bunlar? Çünkü şimdiye kadar çok farklı bir politika gidiyordu. Daha çok Doğu eksenli, Rusya eksenli bir gidişat vardı Erdoğan üzerinden. Evet. Erdoğan'ı dış politika meseleleri tabii ki etkiler, etkiliyor. Ama onları yönetme biçimi ilginç bir şekilde aslında pazarlık ve zorlama üzerine, biraz daha böyle hani esnaf diplomasisi diyeceğimiz bir zemine oturdu ve uzunca bir süredir böyle ilerliyor. Yani mülteciler meselesi de böyle, Akdeniz, Doğu Akdeniz meselesi de böyle, Orta Doğu politikası da böyle. Sürekli kendi koşullarını, kendi kapasitesini zorlayan noktalara doğru taşıyor Erdoğan ilişkiyi. Özellikle Avrupa ile ve Amerika ile ilişkilerinde de son dönemde şaşırtıcı gelen pek çok insana yüksek bir zorlama yaptı. Ama bugün o zorlamanın kendisi için bir avantaja dönüşebileceğini düşünüyor. Çünkü o kadar çok ileriye gitti ki gerilimi çok basit geri adımlarla, şimdi içeride çok da ne oluyor denilmeyecek bazı geri adımlarla Avrupa'yı ya da Amerika'yı tatmin etmesi mümkün hale geldi. Çünkü genellikle böyle bir avver içerisinde karşı tarafında buna büyük ölçüde uyum gösterdiği bir zemin yarattı. Bir başka faktör, yakın dönemde hem küresel ekonomi anlamında hem dış politika sorunları anlamında geçici bir pandemiden dolayı geçici bir ara dönem olacağını düşünüyor iktidar. Bunu hesaplayarak bir avantajlı pozisyon tekrar üretebilir. Bütün ara dönemlerde, belirsizlik anlarında bu boşlukları, kapasitesini zorlamak için kullanabildi iktidar. Şimdi de kontrollü ve geri çekilmeyle pazarlığı devam ettirebileceğine inanıyor. Şey açıkça... Sorabilir miyim yani arada? Bu dediğiniz geri çekilmenin Avrupa ve ABD karşısındaki iç siyasete yansımaları boyutu ne olur? Özellikle o konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar hep gördüğümüz gibi genellikle ileriye doğru atılımlar çok geçici, saman alevi türünde etkiler yaratıyor. İddia edildiği gibi iktidarı böyle zirvelere taşıyan, yani ne operasyonları ne gerilimleri taşımadı ama kendi kitlesini konsolide eden ve muhalefeti de bloke eden
bir içerik kazandı bunların hep. Ama tersi aynı şekilde etki yapmıyor. Yani ahbaplık yapmaya başladığında Avrupa'yla, şimdi düşman olduğu insanlarla ahbaplık yapmaya başladığında ya da işte sondaj gemisi geri çektiğinde birdenbire infial oluşmuyor. Zaten oluşması da saçma, çünkü daha önceki gerilim yapay olduğu için. O gerilimden geri gelip tırnak içinde normale döndüğünde burada büyük bir reaksiyon oluyor. Çünkü aslında bunlar sahici, milliyetçi endişelerle beslenen şeyler biraz köpürtülmüş gerilimlerdi. Dolayısıyla o kadar etkili olacağını düşünmüyorum iç politikada. Sadece muhalefetin üzerinden aslında teorik olarak şey yükünü kaldırır. Bu dış politikanın siyaset dışı olması şeyini, yükünü kaldırır. Ama o konuda da muhalefet aktörleri, özellikle partilerin hala dış politika konusunda bir derli toplu laf söyleme niyetlerinin ya da perspektiflerinin olduğunu görmüyorum. Peki. Fatih, mümkünse iki cümleyle bu konuda sen de görüşlerini özetlersen sevinirim. Çünkü programı bitireceğim, zamanımız da kalmadı. Evet. Ama bir yani, iki cümleyle sen de değin istersen. Evet, şimdi iktidar için tabii yani milli duruşumuzu koruyoruz ama normalleşmeyi de önemsiyoruz diye pazarlayabilir göreli geri çekilmeyi. Ben de Kemal'in ifade ettiği gibi özellikle Libya meselesi bunun kamuoyu araştırmaları da öyle iddia edildiği gibi bir şey ortaya koymadı iktidar bakımından. Muhalefetin bu konu dış politikayı bir milli, yani milli meseleyi tartışmasını farklı yapması gerekiyor. Türkiye'nin çıkarlarının iktidarın söylemiyle aynı olmadığını ifade edebilecek bir cesaret göstermek önemli. Burada muhalefetin ürkek tavrı da tabii iktidarın elini güçlendiren bir faktör oldu. Ama burada göreli bir geri çekilme göreceğiz gibi duruyor açıkçası son süreçte. Peki. Ben her üçünüze de teşekkür ediyorum. Fatih Polat, Kenan Kırkkaya ve Kemal Can, değerli görüşlerinizi bizlerle, izleyicilerimizle paylaştınız. Umarım izleyicilerimiz de bu görüşlerden yararlanmıştır. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir medya haberde gündem programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.